Salgın kısıtlamaları kapsamında kullanımı yasaklanan havuzlar yeniden açıldı. Sağlık Bakanlığı da bir genelgeyle site havuzlarında uyulması gereken hijyen kurallarını belirledi. Peki nedir bu kural ve önlemler? Bakacağız şimdi. Şezlongların arası açılacak. Havuzda yüzen kişi sayısı sınırlandırılacak. Denetim yetkisi bakanlıkta olacak. Hem havuz suyunun kendi hijyeni hem de havuz çevresinin hijyenini ve alınan önlemleri Sağlık Bakanlığı denetleyebilecek bundan sonra. Yaz aylarında tatile gidemeyen ya da çocuğu olan aileler site havuzlarını sık sık kullanıyor. Ancak her gün onlarca kişinin kullandığı site havuzlarında hijyene dikkat edilmezse virüsün bulaşma riski artabilir. Sağlık Bakanlığı riski en aza indirgemek için site havuzlarında alınması gereken önlemlerle ilgili yönetmelik hazırladı. Yeni düzenlemeyle birlikte site havuzlarına da kurallar getirildi. Bundan sonra hem havuz içinde hem de havuz çevresinde kısıtlı sayıda insan bulunacak. Aynı zamanda sosyal mesafe kuralı gereğince de iki şezlong arasında 1,5 metre mesafe bulunacak. Her 4 metrekarede bir insan olacak şekilde bir düzenleme öngördü. Bundan fazla kişi havuz mahalline giremeyecek. Havuzun yüzülebilir alanı olan suyun içerisinde ise her 8 metrekarede bir kişi olacak şekilde bir düzenlemeye gitti. Havuz suyunun her daim temiz kalması için de zorunluluklar var. Yüzme havuzunun bir filtrasyon ve sirkülasyon yani devri daim sistemi var. Bunun o kurallara, o mühendislik ilkelerine uygun şekilde tasarlanmış olması gerekiyor. İkinci olarak da havuza mutlaka bir otomatik ölçüm, kontrol, dozaj sistemi ya da otomatik dezenfeksiyon sistemi dediğimiz bu bahsettiğim havuz kimyasallarını kendi kendine ölçen, ihtiyaç kadar kendi kendine dozlayarak havuzun içerisine atan bir sistem olması gerekiyor. Ayrıca havuz çevresinde de düzenli temizlik şart. Sürekli olarak şezlonglar, çevrede ortak kullanılan havuza iniş merdivenlerinin trabzanları, tuvaletler gibi ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte edilecek.